Doktor Sinan Bey, hipertiroidi hastaları bütün ameliyatlar için, bizim ameliyat ettiğimiz bütün hastalar için, özellikle hastalardır. Tabii ki hipertiroidisi olup tiroid ameliyatı yapacağımız hastalarda daha özel bir durum söz konusudur. Bu hastaların ameliyata hazırlanması çok önemlidir. Çünkü ameliyat esnasında tiroidlerinden salgılanan hormonlarla veya geçirdiği travmayla, bir ameliyat travmadır çünkü, bir kriz haline dönüşebilir her şey. O nedenle hastaların iyi bir şekilde ameliyata hazırlanması gerekir. Tabii ki bu hazırlıklarda sizin çok büyük katkınız oluyor. Bu konuyla ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Tabii abi, memnuniyetle. Şimdi tabii hipertiroidi olunca hastanın genellikle ameliyata biz ötiroid hale getirip, yani tiroid fonksiyonlarını normal hale getirip öyle vermek isteriz. Ama tabii bunu söylemek kolay da bunu başarmak her zaman kolay olmuyor. Zaman sınırı oluyor çünkü hastalarda. Diyelim ki toksik nodüler guatr var. Onu normalize etmeye en azından yaklaşmalıyız ki ameliyatın komplikasyonları daha az çıksın. Yani anesteziden çıkması gecikebilir falan gibi. O yüzden bizim amacımız ilk etapta antitiroid ilaçlarla ve beta blokör dediğimiz kalp hızını düşüren ve tansiyonu da bir miktar düşüren ilaçlarla hastanın tiroid hormon düzeylerini normale doğru çekmek. Ama bu her zaman başarı sağlamayabilir. Bu olmazsa eğer, bununla tam başarı sağlayamazsak ve hastanın tablosu çok azgınsa, yani tiroid hormonları düzeyi açısından, o zaman Lugol solüsyonu dediğimiz yüksek doz iyot içeren solüsyonu hastaya içirerek deyim yerindeyse hastanın tiroidini sersem hale getiririz ve T4 T3 düşer. Aşırı iyottan ne yapacağını şaşırırız. Yani biz tiroidi şaşırtıyoruz. Şaşırtıyoruz tabii. Aslında siz, ben bunu da söyleyeyim, siz onu hazırladınız, ötiroidik, yani normal tiroidik hale getirdiniz. Ona rağmen biz yine Lugol solüsyonu veriyoruz. Neden? Bizim cerrahi alanlar için önemli. Çünkü tiroid, hipertiroidi olduğu zaman hem damarları genişlemiş, büyümüş, hem de tiroid bezi çok kanlı oluyor. Bu olayı azaltabilmek için bir haftalık süreçte günde 3-5 damla kadar Lugol solüsyonu veriyoruz. Ve hakikaten ameliyat çok daha kolay oluyor. Sizin açınızdan tabii ki tiroid hormonları hemen düşmeye başlıyor Lugol solüsyonu verilince. Bizim açımızdan da hem düşüyor hem de cerrahi alan kolaylığı sağlıyor bize. Hem de zaman kazandırıyor. Zaman kazandırıyor. Çünkü ötiroid hale getirmek uzun bir süreç. Yani evet. TSH'in normalleşmesi 4-6 hafta arasında. Evet. Ki bunu başarmak bile bazen güç. 4-6 haftada bile TSH normalleşmeyebilir. Hipertiroidinin klasik tedavisi 1 yıla kadar uzayabilir çünkü medikal evet. tedavi. Ya burada çok önemli. Hasta cerrahiye gidecekse, ameliyat olacaksa hastanın çok ama çok iyi hazırlanması gerekir. Aslında diğer durumlar içinde çok acil bir durum oldu. Mesela tiroid, hipertiroid olan bir hastada mide delinmesi oldu, apandisit oldu veya başka bir ameliyat geçirmesi, acil ameliyat geçirmesi gerekir. Yine aynı şekilde hastanın çok iyi, çok kısa sürede hazırlanması evet. gerekir. Bunları da endokrinolog arkadaşlarımız, sizler hakikaten çok iyi yapmaktasınız, bizleri çok iyi hazırlamaktasınız.